Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir TYT çalışma günlüğümle karşınızdayım. Şu anda saatlerimiz 11.22. Şu şekilde göstereyim ve sabah ben 8.30 civarında kalktım. Daha sonra sporumu yaptım. Hatta o anlarda da birkaç tane video çektim. Onları da bu kısma koyacağım hemen. Evet, o kısımları izlediniz. Daha sonra sporumu yaptıktan sonra duşumu aldım, kahvaltımı yaptım ve şimdi de saat 11.22 ve ben ders çalışacağım. En son attığım video biraz geç kalmış bir videoydu. Yani 24 Temmuz ya da 28 Temmuz'da falan çekmiş olmam lazım. Bugünün tarihi ise 11 Ağustos. Tekrardan selamlar. Eğer son videoyu izlediyseniz bana biraz sinirlenmiş olabilirsiniz. Neden bu kadar eski videolar atıyorsun diye, ama elimde kaldığı zaman onları da çekip emek verdiğim için onları da atmak istiyorum. Büyük ihtimalle çarşamba günü de eski tarihlerden son videom kaldı. Onu da atacağım. Ondan sonra bana artık sinirlenmenize gerek kalmayacak. Ya bir yeni bir eski şeklinde gidiyoruz. Lütfen kızmayın bana. Çünkü bir anda çok fazla video çekince, haftada 2 video da atınca olmuyor. Yetişmiyor yani. Çok fazla videom birikmiş oluyor ve onların hepsini haftada 2 güne sığdıramıyorum maalesef. O yüzden bana lütfen sinirlenmeyin ve kızmayın. Ben bu videoyu yarın atacağım. Güncel bir video olsun diye, bana kızmayın diye. Ve 19 Ağustos günü, 19 Ağustos günü ne zamana geliyor? Bir dakika, hemen bakacağım. 19 Ağustos cumartesi gününe geliyor. O gün bir video atacağım ve o videoyu merakla beklemenizi istiyorum. Çünkü 19 Ağustos benim kanalımın açmamın kaçıncı yıl olacak biliyor musunuz? 9'u bitirdik beraber. 10'u bitirdik. 11'i bitirdik. 3. yılı bitirip 4. yıla geçişimizin tarihi olacak 19 Ağustos. Ben ilk videomu 19 Ağustos'ta atmıştım ve onun üzerinden 3 yıl geçti. Yani 4. yılımıza gireceğiz beraber. Bayağı heyecanlı bir şey ve her yıl yaptığımız gibi yine 19 Ağustos'ta da bir çekiliş yapacağım. O videoyu da merakla beklemekte kalın çünkü güzel şeyler hediye edeceğim yani. Bu hani tamamıyla işte bir kazanç elde edeyim ya da işte bir sürü kişi gelsin kanıma abone olsun diye yaptığım bir şey değil. Sizlere gönlümden kopan bir hediye aslında. Umarım siz de beğenirsiniz. 19 Ağustos'ta beklemede kalın. Şimdi bugün neler yapacağız? İlk başta şu anda çok mutluyum çünkü sporumu yaptım. Dersimi çalışacağım. Günüm verimli geçiyor. Bu tarz günler beni mutlu ediyor. Ayrıca benimle bir gün videosu ister misiniz? Onu da sormak istiyorum size. Çünkü sadece ders çalışmalarımı çekmek yerine işte arada evet böyle hani sporumu falan da gösteriyorum ama dersim bittiği anda videoyu da kesiyorum. Ama ondan sonra benim bir hayatım daha var. Yani onu da göstermek istiyorum aslında sizlere. Onu da isterseniz söyleyin. Neyse, baştaki konuşma kısmını uzattığım zaman da sinirleniyorsunuz. Sizi sinirlendirmemek için elimden geleni yapacağım artık. O yüzden devam edelim. Yani başlayalım. Şimdi ilk başta paragrafla başlayacağım. Bu Kere Akademi'nin 10 denemelik paragrafını çözüyorum şu anda. Bildiğiniz üzere ben geçenlerde şehir dışına çıktım ve şehir dışına da yanıma bunu aldım ve ilk 4 denemesini, hani ilk 4 denemesini çözdüm. Hatta Instagram'da Reels üzerinden de paylaştım. Reels'larımı izleyenler, benimle bir gün Reels vloglarımı izleyenler bilir. Şuraya bir kısmını koyarım zaten. Orada da çözüyordum. Çünkü ağır bir paragraf kitabı taşımak istemedim ve biraz daha paragrafta böyle karma bir şekilde ilerlemek istedim. İşte paragrafın anlatım yolları, işte yardımcı düşünce, ana düşünce, konuyu bağlayan düşünceler, düşünceyi bozan cümleler falan, bunları tek tek çözmektense biraz denemeler üzerinden gitmek istedim ve bu da böyle hem çok ince olduğu için zaten rahat bir şekilde taşınıyordu ve ilk 4 denemesini çözdüm ve güzel kaliteli soruları olduğunu söylemek isterim. Yani eğer ki siz de böyle paragrafta paragraf denemesi çözmek istiyorsanız bence iyi bir şey olabilir. Ben her seferinde 2 deneme çözüyorum. Bu da 40 deneme, yani 40 deneme değil, 40 soruya tekabül ediyor. Hem böyle TYT Türkçe denemesi çözmüş gibi oluyorsunuz hem de paragraf açısından da yararlı ve katkıda bulunan bir şey oluyor bence. İnce olduğu için de ben bu tarz dergi tarzında olan şeylere bayılıyorum. Yani gördüğüm anda almak istiyorum zaten. O yüzden de bunu da direkt aldım ve çözmesi de bayağı zevkliydi. Özellikle böyle işte şehir dışına giderken ya da eğer ki kütüphaneye gidiyorsanız, kütüphaneye giderken ki o ağır çanta olayı benim çok sinirimi bozuyor. O yüzden bu tarz ince şeyler çok iyi oluyor. Bunları alıp hemen böyle çanta atıp
gün içerisinde 2 tane paragraf denemesi çözebilirsiniz. Bundan çözeceğim ilk başta. Daha sonrasında sosyal denemesi çözeceğim ve bu videonun ana konularından biri olan sosyal deneme analizimi nasıl yapıyorum onu göstereceğim size. Geçen videoda bahsetmiştim ama biraz yetersiz bahsettim galiba. Biraz daha detaylı açıklamak istiyorum. Hani tam olarak nasıl yapıyorum, böyle detaylı konuştuğum, bol bol konuştuğum, bol bol hızlandırılmış görüntüleri gösterdiğim kısımlar olacak sosyal hata defterimi hazırlarken. Şimdi ilk baştaki programım bu şekilde. Daha sonrasında zaten neler yapacağımıza tekrardan bakıyor oluruz. Şuradaki saçımın çıkması da o kadar sinirimi bozdu ki gerçekten. Neyse, tamam. Şimdi ilk başta paragrafla başlayalım. Sonrasında zaten nasıl devam edeceğimizi tekrardan görüyor olursunuz. Gözlüklerimize takalım. Bu arada geçenlerde çok güzel bir dudak yağı aldım. Bunu da göstermek istiyorum. Çünkü benim dudaklarım acayip çok kuruyor ve renksiz gözüküyor. Bunun aslında renklendirme şeyi yok yani. Dudaklarınız harika böyle pembiş olsun falan gibi bir şey yok ama beslediği için güzel bir renk de veriyor bence. Yapışan bir şey yok. Acayip güzel, bunu da göstermek istedim. Eğer benim gibi dudaklarınız acayip çok kuruyorsa ve çok böyle kuru durduğunu düşünüyorsanız eğer ki, bakın bence. Zaten bu markanın ürünlerini hep çok öneriyorlar ama ben nemlendiricim bitmediği için ya da toniğim bitmediği için hiçbirini alamadım. Ama dudak yağına ihtiyacım olduğunu hissettiğim için bunu aldım. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi hemen konuyu daha fazla dağıtmadan paragraf denemesiyle başlıyorum. Bugün deneme 5 ve deneme 6'yı çözeceğim. Evet, 25 dakikada 40 soruyu bitirdim. Toplamda 11 tane yanlışım çıktı. Yani 40 soruda 11 yanlış olarak baktığımızda 26.25 nete tekabül ediyor. Biraz fazla yanlışım çıktı. Özellikle 5. denemede biraz fazla yanlışım çıktı ve hep arada kaldıklarım yanlış çıktı aslında. Ama olsun, yani en azından nasıl bir yol izlemem gerektiğini anlamış oldum diye düşünüyorum. Tekrardan yanlışlarıma da bakacağım. Şimdi ise sırada sosyal denememiz var. Bu denemeyi de bu şekilde çözmüş olduk. Paragraf olarak yani gerçekten ben bu tarz dergi şeylerini çok sevdiğim için benim için bayağı yararlı oluyor. Keşke 10 değil de 20 falan olsaydı. Çünkü bu bittiğinde çok üzüleceğim. Ki şu anda 6 denemeyi çözmüş oldum bile. Geriye 4 tane denemem kaldı. Yani 2 gün daha çözeceğim ve bu bitecek. Siz de bakmak isterseniz aşağıya linkini koyarım. KR Akademi yayınlarının 10x20'lik denemeleri. Bence bakın benim bayağı hoşuma gitti yani. Çözerken zevk alıyorum ve arada da kalıyorum ve maalesef bazılarını yanlış yapıyorum ama olsun. Bunu da geliştireceğiz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi sosyal denememizi çözelim. Annem kahve getirdi. Şu anda çok mutluyum. Türk kahvesi içeceğim ve kahvemi içerken de sosyal denememi çözeceğim. 2 tane sosyal denemesi çözeceğim. Şu kadar sosyal denemesi çözmüşüm zaten. Şimdi hız ve rengin 3 ve 4'ünü çözeceğim. Evet. 1 ve 2'sinin analizini de yapmadım. 1 ve 2'sinin analizini yapacağım. Yani bugün komple bu 4 denemenin analizini yapacağız. Tabii 3 ve 4'ü de çözmem lazım ilk başta. Analiz defterim de zaten burada hazır bekliyor beni. Bunu daha önceden göstermiştim zaten ama şimdi daha detaylı göstermeye çalışacağım. O zaman hemen sosyal denemeleri çözmekle başlıyorum. Oh, 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 oh
Evet, selamlar. Son iki denememi de kontrol ettim ve şimdi 4 tane denemenin analizini yapacağım. Bu biraz vaktimi alacak. Çünkü kelime kelime her şeyi analizini yapıyorum. Yani mesela bir soruda bir şey mi geçiyor işte felsefede ve dinde özellikle bilmiyor muyum? Direkt kelimenin anlamını yazıyorum. Çünkü bu illaki bir sonraki denemede başka bir denemede başka bir yerde karşıma çıkacak. Genel kültür bilgisi olarak bile düşünseniz her türlü karşınıza çıkabilecek şeyler. Ve denemelerin analizini yaparken de şu defterden yardım alıyorum. Yani bu defterden yardım alıyorum dedim. Bu deftere kendi notlarımı yazıyorum. Bayağıdır analiz yapmamıştık. Tarih ve coğrafyanın analizine hiç başlamadım ama bugün başlamak için iyi bir gün. Analizimi yaparken nelerden yardım alacağım? Geçenlerde bir videoda kargo gelmişti, hatırlıyor musunuz? Ve açmamıştım o zaman, sonra gösteririm diye. Açtım kargoyu ama paketlerini hala çıkarmadım. Beni geçen seneden takip edenler belki biliyordur. 11. sınıfın belli bir kısmında harita çalışmaya başlamıştım cumla birlikte. O zamanlarda da TYT coğrafyayı hani biraz okumak istiyordum. O yüzden bu poster notlardan almıştım. Bunları böyle bayağı okuyordum böyle. Okurken içinde böyle size zevk veren bir şey var. Gerçekten böyle okuyorsunuz ve diyorsunuz ki ne güzel ya. Dışarıdan çok ses geliyor. Of! Of! Böyle haritalar üzerinde olması da çok işime yarıyordu. Çünkü buradan direkt böyle bakıp işte bak burada hani tunduralar var. Daha burada bazalt topraklar önemli falan deyip böyle bakabiliyordum. O yüzden bayağı işime yarıyordu. Şimdi bunların tarih ve felsefe dini de çıkmış. O yüzden onları da almaya karar verdim. Ama size göstereceğim diye kargodan çıkarttım ama açmadım. O yüzden bunları da açalım şimdi beraber. Lütfen sosyal hata defterimi ayarlarken bunlara da biraz şey yapacağım, bakacağım. Çünkü bunlar da güzel oluyor bakması. Yani bakması keyifli oluyor gerçekten. Bu tarih olan kısmı. Evet. Felsefe ve din kısmı bu da. Bakın mesela tutarlılık, çelişkilik var. Temellendirme. Az önce çıkan ve benim yanlış yaptığım kısım mesela. Arkadaşlar açsaydım görecektim bunları işte. Neyse bir şey olmaz. Şimdi bunların hepsini analizini yapıp güzel bir şekilde analizini yaptıktan sonra buradan tekrar edebiliriz. Hem ya ben yazarak çalışmayı sevdiğim için yazıyorum ama bunları direkt sadece elinizin altında bulundursanız bile sizin için çok çok yararlı olur diye düşünüyorum. Türkiye'de felsefe kısmı var. Mesela burada Allah'ın sıfatları var. Zati sıfatlar sadece Allah'a ait sıfatlar falan. Bunların hepsi burada var. Ve az önce de çıkmıştı. Neyse ki doğru yaptım onu ama. Yani önemli bunlar. Bu şekilde olması benim açıp okuma isteğimi getiriyor açıkçası. Coğrafyada da öyleydi çünkü. Haritalı olması benim çok hoşuma gidiyordu. Yani TYT coğrafya bu. Sayısalsanız da eşit ağırlıksanız da alınır. Bunların AYT versiyonu da var bu arada. Onları da alacağım. Büyük iklim tiplerini direkt böyle göstermişlerdi. TYT coğrafyada. Bütün savaşları böyle tek tek anlatmışlar. Karaköt var aşağısında. Ben coğrafyada kullanıyordum. Bunda da var mı? Var. Var tabii ki. Şu şekilde aşağısında bir kare kod var. Görebildiğiniz üzere. Bunu tuttuğunuz zaman bu sayfanın videosunu izleyebiliyorsunuz. Ben coğrafyada haritalarda biraz o şekilde yardım almıştım. Yani haritaları daha iyi anlayabilmek adına. Bu şekilde. Sonunda açabildim. Ya çok mutluyum. Hem hata defterimi bunları doldurabileceğim. Hem de sizlere de göstermiş oldum. Şimdi ilk başta felsefe ve dinden başlayalım. Selam tekrardan. Şimdi geometriyle devam ediyorum. Özel üçgenlerden test çözeceğim. Şu anda çözdüğüm kaynak bu 3-4-5'in TYT, AYT geometri soru bankası. Bundan çözeceğim. Özel üçgenlerdeyim. Açılar kısmını bitirdim. Gerçekten o kadar yordu ki beni. Yani 41 sayfa, birkaç sayfaydı toplam. 41 sayfada bir sürü test vardı ve geometrideki mantık şu şekilde. Kazanım odaklı size öğretici şeyler soruyorlar. Daha sonrasında işte önce konuyu tanımak lazım testlerinde. TYT tarzında, AYT tarzında var. O şekilde gidiyor. Ve bu TYT AYT tarzından sonra da sınavda bu tarz sorarlar kısmı TYT AYT olarak ayrılıyor ve aman aman o kadar korkunç kısımlar ki bunlar. Yani bu kısmı atlattık. Şimdi özel üçgenler var. Bunlar bana ödev. Yani bunları kesin çözmem lazım. Baştaki kısımlar da kazanım odaklı olduğu için. Kazanım odaklı ama yani şuna bakın. Sinirleniyorum. Zaten geometri çalışmayı hiç sevmem. Bir de ödevim olduğu zaman kafayı yiyorum yani. Lütfen. Sinirimin kusuruna bakmayın ama. Birkaç test çözmeyi düşünüyorum. Yani 3. bölüm ya da 4. bölüme kadar gelmeyi düşünüyorum. Umarım ki bunu başarılı bir şekilde tamamlayabiliriz. Daha sonrasında da dil bilgisi çalışırım diye düşünüyorum. Yani paragraf, TYT sosyal, TYT sosyal deneme analizi, geometri ve dil bilgisi şeklinde ilerleyip günü kapatmış olabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bunların hepsini güzel bir şekilde yaparız. O zaman ben çalışmakla başlıyorum.
bitirdim ve o kadar yoruldum ki gerçekten beynim akıyor şu anda. Çok yoruldum ve şu silgi tozlarına bakın, bunları bir temizlememiz lazım. Benim bu silgim galiba Faber-Castell silgiden değil çünkü Faber-Castell silgi bu kadar kötü yapmıyor. Galiba ben Faber-Castell silgimi kaybetmiştim. Sonra onun yerine başka bir silgi almıştım ama böyle dandik bir marka bir silgiydi yani. O yüzden acayip tozlu çıkartıyor. Ve şuranın haline bakar mısınız gerçekten? Şuraya bakın. Bunları hemen bir toplayayım. Ya da hemen bir çekeyim bunları makineleri. Çünkü ondan sonra DBX'e devam ederiz. Bunları hemen bir çekeyim ben. Çok kötü gözüküyor çünkü şu an. Happily in love doing bug stuff. I think I met you in a store in 1944. I probably wrote you letters while you. Evet, şimdi ortamı temizlediğimize göre fiil çekim ekleriyle devam edebiliriz. En son isim çekim ekleriyle alakalı kısımdaydık. Evet, bu kısmı halletmiştik. Şimdi fiil çekim ekleriyle alakalı kısmı izlemeye başlayacağım. Kameraya vurdum, size vurdum, özür dilerim, pardon. They keep getting rediscovered. I think I loved you before, back when we were dinosaurs. I wanna stay in love in this life and the next one. I think we already met somewhere another planet. I wanna stay in love in this life and the next one. I loved you before, I loved you before, I loved you in this life. Baby, you left me on a trip. Two pirates on a ship, counting all our gold to the boat tip. Could we have been drinking wine in medieval times, laughing in the castle? Herkese selam tekrardan. Şu anda saatlerimiz kaç, hemen size göstermek istiyorum. Saatlerimiz 5.38 ve ben çekim eklerini bitirmiş oldum dil bilgisinde. Şu defteri kullanıyorum çekim ekleri için ve baştan beri de bayağı güzel notlar çıkardığımı düşünüyorum. Ama çekim ekleriyle alakalı soru çözmem lazım ama bugün hiç çözesim yok. O yüzden yarın çözeceğim. Yapacak bir şey yok. Çünkü şu an çok sıcak odam ve çok yoruldum bugün. O yüzden devam etmek istemiyorum daha fazla. Benim odam çok sıcak bu arada şu an. Akşam güneşi benim odama vuruyor. O yüzden çok sıcak şu anda. Saat 5.38. Ben bu videoyu editine oturacağım. Akşam 10 gibi biter büyük ihtimalle. Ondan sonra da bir film açarım. Bir film izlerim ve sonra günü bitiririz o şekilde diye düşünüyorum. Umarım ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Çarşamba günü atacağım video büyük ihtimalle eski videolarımdan, yani sizin tabiriniz eski videolarımdan biri olacak. Umarım ki bunu da izler ve seversiniz. Ayrıca da videonun başında söylediğim 19 Ağustos tarihini de unutmayın kesinlikle. O gün atacağım videoya da kesinlikle çekilişe de katılın yani. Onu da söylemek istedim tekrardan. Ve bu şekilde bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abonedeyseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve ayrıca kanalım videolarını da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir tekrardan görüşebiliriz. Size çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.